Bir düşünürün ifadesiyle, bir işi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar. Bizim şu anki halimiz bu. Sadece konuşuyoruz, sadece söz söylüyoruz. Bugün şu anda boğulan Gazze için ümmeti Muhammed'in yaptığı sadece bu nedir? Söz söylemek. Herkes konuşuyor. Ama gereği yapılmıyor. 1948'de Yahudi bugünkü toprakların %5'inde devlet kurduğunda ancak bugünkü toprakların %5'ine sahipti. Şimdi %95'ine sahip. 75 senedir biz sadece konuşuyoruz. Lanet olsun Yahudi sana. Yok olasın Yahudi. Yıkılasın İsrail. Kahrolasın hep. Dua dua dua. Sonuç hiçbir şey. Selahaddin Eyyubi yine böyle Mescid-i Aksa işgal altındayken bir ikindi vakti bir camiye cemaate denk geliyor. Ey Müslümanlar, ben sefere çıkıyorum. Mescid-i Aksa'nın fethi için bugün bana kılıç lazım dediklerinde, ey Selahaddin sen git, duamız seninledir diyorlar. Selahaddin Eyyubi dönüp diyor ki, dualar vallahi kılıçların gölgesi altında daha makbuldur. Sizin duanızda değil, bugün kılıca ihtiyaç var. Tamam, dua etmeyin demiyorum, fethi okumayın demiyorum, ama bugün Gazze boğuluyor, Gazze susuzluktan can çekişiyor. Sen hangi fetihten bahsediyorsun, hangi Yasin'den bahsediyorsun? Oturmuşsun yumuşak koltuğun üzerine, devasa ekranın karşısında, bir elinde çıkaran, bir elinde kahven, ondan sonra ya Rabbi sen bu Filistinli kardeşlerimize yardım et. Sen onu anlayamazsın kardeşim. Sen o Filistinli anayı anlayamazsın. Filistinli ana diyor ki, ben 6 tane çocuk doğurmak zorundayım diyor. 6 tane çocuk doğurmak mecburiyetindeyim diyor. Benim böyle bir yükümlülüğüm, sorumluluğum var diyor. Neden? Diyor, 2 tanesini İsrail öldürecek. 2 tanesi ekmek parası kazansın. 2 tanesi de eğitimi yapsın da bu devleti yarınlara taşısın. Sen bu anayı anlayamazsın. O kolu kopmuş, bacağı kopmuş, yavrusunu kucağına alan o babanın feryadı Mescid-i Aksa sağ olsun. Sen o babayı anlayamazsın. Anlayamadığımız içindir ki efendi, ey Gazzeliler, ey Müslümanlar, siz bu İsrail'e niye kafa tutuyorsunuz? Niceleri kalkmış öyle demiyor mu? Siz neden kafa tutuyorsunuz? Siz bir atarsınız, onlar 1000 atar vesaire. Sizi boğarlar, sizi yok ederler. Yahu siz bilmez misiniz? Zafer kelle hesabına göre değil, yüreğe göre. Biz dün Çanakkale'de elimizde neyimiz vardı? Kurtuluş Savaşı'nda elimiz neyimiz var? Elimizde neyimiz vardı? Şimdi sen kalkmış Müslümana diyorsun ki, İsrail'e neden kafa tutuyorsun? Peki kim tutacak bunlara kafa? Allah Celle Celaluhu, letecidden neşeden nas adavaten lillezine emenul yahud vellezine eşrekû. Bu Müslümanlar için en büyük tehlike, en büyük düşman Yahudilerdir diyor Allah. Siz onlara karşı çıkmazsanız onlar sizi rahat mı bırakacak? Bugün Mescid-i Aksa işgal altında. Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Yahudinin kontrolünden geçmek zorundasın. İzin almak zorundasın. Bu zillet bize yetmez mi? Bir toplum zilletle yaşayacağına bırakın izzetiyle olsun.